Yıldızları programından yeniden iyi akşamlar diliyoruz. Bugün sohbetimizin bu bölümünde Cem Karaca, Fethullah Gülen Hoca Efendi için evren öğretmeni tabirini kullanmıştı. Bu tabiri de gerçekten sevdim. O hakikaten Hoca Efendi öncelikle kendi ülkesinde ve sonra da bütün bir dünyada büyük bir rol oynamış. Hakikaten eğitim alanında büyük hamleler yapmış bir insan, bir ufuk insanı. Dolayısıyla neredeyse bütün dünyadaki ülkelerde okulların açılmasına vesile olmuş bir insana evren öğretmeni tabiri de hakikaten yakışıyor. Ama ben bu sohbetimde daha çok Cem Karaca'nın Hoca Efendi ile ilgili tanışması ve ilk buluşmalarını anlatmaya çalışacağım. Daha sonraki yıllarda da dostluklarının nasıl devam ettiğini anlatmaya çalışacağım. 1994 yılında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı kurulmuştu. İşte onun o açılış toplantısında, kuruluş toplantısında Dedeman'daki farklı simalar vardı orada. Rahmetli Işılay Saygın gibi bakandı o zaman. Urfa Milletvekili Halil İbrahim Çelik gibi, Nazlı Ilıcak gibi, Cem Karaca gibi çok farklı insanlar vardı ve Hoca Efendi de oradaydı. Hoca Efendi'nin oraya gelişi de çok ilginçtir. Biz de Ankara'dan o zaman Alaaddin Kaya Beylerle falan gelmiştik. Kasım Gülek de vardı. Salona geldiğimizde öğrendik ki Hoca Efendi açılışa katılmayacak. Zaten yani Hoca Efendi gerçekten bu tür kalabalıklarda ya da insanların karşısına çıkarken çok müeddep bir insan olduğu için o utangaç tavrını bir ömür boyu hep sürdürmüştür aslında. Dolayısıyla öyle bir kitlenin karşısına anlaşılan çıkmak istemediği anlaşılıyor ki programa gelmeyeceğini öğrendik. Bunun üzerine Alaaddin Bey şu anda da ne yazık ki kendisi hapiste yatıyor. Hak etmediği halde o yaşında saçları ağarmış bir insanın hala içeride olması gerçekten çok acı verici bir durum. Bu hizmet hareketi içerisinde de önemli görevler üstlenmiş bir insan kendisi hakikaten. Şimdi Alaaddin Bey Hoca Efendi'yi aradı ve dedi ki, efendim öğrendik ki toplantıya katılmayacakmışsınız. Kasım Gülek Beyefendi ile gelmiştik Ankara'dan. O da bu toplantıya katılmak için ama asıl sizi görmek için geldi dedi. Hoca Efendi anlaşılıyor ki katılmayacağını beyan ediyor telefonda. O zaman efendim biz Kasım Bey ile size bir gelsek de sizi ziyaret etmek istiyor. Asıl sizin için buraya geldi. Ve bunun üzerine Hoca Efendi biraz Hoca Efendi kabul ediyor. Ve altını sağ dedi ki o Fem'in üzerindeki Hoca Efendi'nin kaldığı yere birlikte gidiyorlar. Kasım Gülek Bey diyor ki efendim herkes sizi bekliyor. Biz sizi dinlemeye geldik. Beraber gideceğiz deyince Hoca Efendi kıramıyor ve o toplantıya naçar Hoca Efendi geliyor. Ama o vakfın açılış toplantısı gerçekten hizmetin yeni bir hamleye, yeni bir aşamaya geçtiğini gösteren bir toplantıydı. Çünkü Hoca Efendi yıllarca evet cami kürsülerinde, konferans salonlarında kitlelere hitap eden bir insan ama orada ilk defa çok farklı insanlar, yani farklı derken işte Cem Karaca gibi, yani sol düşünceden gelen bir insan, işte rock müziğinin duayeni bir insan, sürgünler yaşamış bir insan, düşüncelerinden ve fikirlerinden dolayı yıllarca ülkesinden ayrı kalmış bir insan, hep kahır, hep kahır diye şiirler yazmış bir insan. Cem Karaca böyle bir insan hakikaten ve ülkesinde de aslında çok sevilen bir insan. Ama o gün oraya gelmiş olması hakikaten bir renklilikti, bir zenginlikti gerçekten. Şimdi açılışta
Tabii konuşmalar yapıldı. Işılay Saygın hanımefendi konuştu. Ali İbrahim Çelik Bey konuştu. Tahmin ediyorum Nazlı Ilıcak hanımefendiler konuştular. Ve herkesin gözü Hoca Efendi'de. Ama Hoca Efendi de konuşmak istemiyor. Öyle anlaşılıyor. Mahcup bir şekilde salonun önünde oturuyor orada. Fakat spiker Hoca Efendi'yi de davet etti kürsüye. Aslında Hoca Efendi'nin kürsüye doğru yürüyüşünden bile anlaşılıyor ki gerçekten Hoca Efendi konuşmak istemiyor. Ama sunucunun ısrarı, salondakilerin o arzulu bakışları Hoca Efendi'yi kürsüye kadar taşıdığı anlaşılıyor. Hoca Efendi ilk defa o farklı simalara konuşacak ve karşısında bir basın ordusu var. Hoca Efendi'nin karşısında bir basın ordusu var. Ama bütün bunlara rağmen Hoca Efendi derin bir mahviyet içerisinde, hakikaten bir tevazu içerisinde konuşmasına başladı. İlk cümleler şöyle: "Nesiller insani melekelerini tam geliştiremediğinden dolayı muzdarip, ızdırap içinde. İlahi nimetleri insanca paylaşamadığından dolayı rahatsız. Sevgi fakiri olduğundan dolayı da endişeli ve tedirgindir." İşte ilk cümleler bunlar. Yani nesillerin neden tedirgin, neden endişeli olduğunu üç cümleyle Hoca Efendi özetlemiş oluyor. Şimdi yalnızca ekonomik değil, laik antilaik, demokrat antidemokrat şeklinde toplumu felakete götürebilecek iç içe geçmiş krizler yaşanmakta ve toplum kamplara bölünmektedir. Bir Türkiye fotoğrafını çekiyor Hoca Efendi. Şimdi ve diyor ki, "Ben mutedil insanlardan müteşekkil bu vakfın, bu kuruluşun bu havayı yumuşatacağını ve Türkiye'deki tansiyonu aşağı çekeceğine inanıyorum." Ama vurucu cümleler şimdi geliyor işte. "Türkiye'de bazı kesimler demokrasinin onda bir kısmından faydalanmaktadır. Bu kesimler bu onda birle bugünlere gelebilmeyi başarmışlardır. Bundan sonra Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde demokrasiden geriye dönmek mümkün olmayacaktır." Şimdi hakikaten bir ulemanın, bir alim kişinin demokrasiden geriye dönüş yoktur deyişi hani bugün bizlere çok normal gelebiliyor ama fakat o gün 94'lü yıllarda Türkiye'nin işte demokrat, antidemokrat, liberal, antiliberal, laik, antilaik gibi hakikaten kavgaların, fırtınaların içerisinde bu ses, bu demokrat ses çok değerli ve çok güzeldi. Aslında Hoca Efendi ileriki yıllarda birkaç yıl sonra Türkiye'deki bütün aydın kesimlerin bir araya gelip konuşacakları, konuşmaları gerektiği konuları da özetlemiş oluyordu. Evet, ilk ABAN toplantısı mesela İslam ve laiklik konusuydu. Demokrasiden yani İslam ve demokrasiden daha öte bir konuyu tartışmışlardı ilk ABAN toplantısında. Ve o toplantıda ilk sohbetimizde de ifade ettiğim gibi yani o farklı kesimlerdeki insanların bir araya gelişi sadece masanın etrafında tartışmaları, konuşmaları değil, aynı zamanda akşamları otelin lobisinde bir araya gelmeleri, oradaki samimi konuşmalar, bir araya gelmeler. Ya birbirimizle işte oturabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Yıllarca hep farklı tepelerden, mahallelerden birbirimize baktık, birbirimize konuştuk ama bakın işte diz dize, göz göze geldiğimiz zaman da yani birlikte yaşamanın imkansız olmadığını gördük diyorlardı ki bunlar hakikaten Hoca Efendi bu ilk konuşmasında o günlerin işaret fişeklerini çakmış oluyordu aslında. Şimdi ve konuşmasının, o kısa konuşmasının son bölümü çok değerliydi. "Eğer günümüzün düşünce mimarları yeni bir dünya kurmayı planlıyorlarsa
bu dünyanın harcı mutlaka sevgi olmalıdır. Evet. Böylelikle yeni bir dünyanın temeli atılıyor ve o dünyanın, o temelin harcının sevgi olduğunu Hoca Efendi ortaya koyuyor. Evet, bu yeni dünyanın insanları canlı cansız tüm varlığa sevgiyle yönelmeli, herkesi ve her şeyi sevgiyle kucaklamaları, gözlerini açıp kapayıp sevgi mırıldanmalıdır. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın engin medya yelpazesi bu yüksek gayenin gerçekleştirilmesi en büyük arzumdur diyor. O yelpazenin içerisinde bunun gerçekleştirilmesi en büyük arzumdur diyor Hoca Efendi. Şimdi salondakiler gerçekten belki pek çokları itibariyle işte Cem Karaca gibi, Nazlı Ilıcak hanımefendi gibi ne bileyim insanlar Hoca Efendi'yi ilk defa dinliyorlar ve ilk defa böyle bir insanla karşı karşıyalar. Gerçekten o gün o insanların o konuşmadan son derece etkilendiklerini düşünüyorum. Bunları da gözlemleyebiliyorduk zaten orada. Zaten yani Hoca Efendi konuştukça dinleyenlerin gözleri büyüyor ama aynı zamanda da dinleyenlerin gözünde Hoca Efendi büyüyordu. Yani Hoca Efendi'nin sözleri sanki böyle tıpkı Yunus'un sözleri gibi o kadar gönüldendi ki böyle toprakların, kayaların, yosunların arasından arı duru fışkıran bir sular gibiydi. Ve hakikaten insanların yüreklerine o konuşmalar insanların yüreklerine ümit dolduruyor ve inşirah veriyor da insanların yüreklerine. Dolayısıyla Hoca Efendi'nin ilk defa farklı bir kesimlere hitabıydı bu. Farklı bir toplumun karşısına çıkmasıydı. Onun için Dedeman'daki bu açılış konuşmasını, vakfın açılış konuşmasını da gerçekten tarihe, şifahi edebiyatın önemli bir temsilcisi olarak, önemli bir sözü olarak girdiğini düşünüyorum. Şimdi burada asıl Hoca Efendi'nin bu konuşmasından sonra Cem Karaca, Nazlı Ilıcak gibi insanlar Hoca Efendi'nin yanına geliyorlar, saygılarını iletiyorlar, elini sıkıyorlar, tanışıyorlar. Fakat Cem Karaca'nın tespitleri işte bundan sonra başlıyor. Sonraları anlattıklarından anlıyoruz ki bazıları diyor insanın elini sıkarken bir biftek gibi diyor elini avucuna bırakıveriyor. Hoca Efendi öyle değildi diyor. Elimi candan ve yürekten sıktı diyor. Ve Hoca Efendi gözlerimin içine baktı diyor. Anladım ki o gözlerde yalan yok diyor. O gözlerde yalan yok. Şimdi çok farklı bir kültürden gelmiş bir insanın ilk duyguları, ilk sezgileri bunlar. Şimdi Hoca Efendi ile Cem Karaca daha sonraki belki bir yıl sonra bu defa da Hakan Şükür'ün düğününde Polat Rönesans'ta karşılaşacaklar. Cem Karaca da davet edilmiş, Hoca Efendi de davet edilmiş. Ama şimdi Cem Karaca oradaki sahneyi de anlatıyor. Diyor ki ben biraz erken gelmiştim ve bahçenin bir köşesinde metruk bir halde bekliyordum diyor. Etrafımda insanlar vardı ama onlarla çok tanışık değildim. Onlar da pek benim yanıma zaten gelmiyorlardı diyor. Tanıdığım birkaç sima vardı ama onları da uzaktan dikiz ediyordum diyor. Şimdi birdenbire diyor arkasında bir kalabalıkla Hoca Efendi içeri girdi. Seri adımlarla protokol masasındaki yerine doğru yürüyordu Hoca Efendi diyor. Bir ara bana doğru döndü ve beni gördü.
o kadar ani bir refleksle bana doğru yürümeye başladı ki arkasında gelen kalabalıklar adeta diyor ona birbirlerine çarptılar. Ve ben elimde kahve vardı, onu nereye koyacağımı bilemeden yere bir yere bıraktım. O bana doğru seri adımlarla gelen insana doğru ben de yürümeye başladım ve orta yerde bir yerde buluştuk diyor. Daha birbirimizle karşılaşır karşılaşmaz kollarını açtı ve bana sarıldı. Bana dedi ki, dostum nasılsın? Kendisiyle bir sene önce bir kere görüşmüşüz bir vakfın açılışında, hepsi o kadar. Bir yıl sonra beni görünce yanıma doğru adeta koşar adımlarla geliyor ve bana sarılıyor ve bana dostum nasılsın diyor. Şimdi zaman zaman Hoca Efendi Türkiye'den ayrıldıktan sonra Cem Karaca ile telefon görüşmeleri oldu. Konuşmalar oldu, mektuplaşmalar oldu. Bazen Cem Karaca hastalandığında Hoca Efendi telefonla ona geçmiş olsun dileklerini iletti. O bunlara cevap yazdı. İşte o mektupların birisinde esasen bir rivayetten ibaret olan güya rahatsızlığıma ilgi ve alakanız ve de hayatım boyunca unutamayacağım hassasiyetiniz beni bahtiyar etti diye başlayan cümleler. Aslı olan zat-ı âlinizin sağlığı iken beni düşünmeniz ancak sizden sadır olabilecek bir nezaket, hassasiyet örneği olsa gerektir. İçimizin gizlisinde mekanı daim olan Allah'a duamız tez elden ruberu olabilmektir. Tez elden yüz yüze tekrar görüşebilmektir. Hürmet ve muhabbetle biten bir mektup. Geçen sohbetimize de dediğim gibi Hoca Efendi'nin cevabı ise yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar gönül. Araya hasretlik girdi. Dertli dertli ağlar gönül diye cevap vermişti bu mektuba kısaca. Efendim bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Önümüzdeki sohbetimizde dünyadaki aydınlar, entelektüeller, gazeteciler Fethullah Gülen Hoca Efendi ile Hoca Efendi'ye ne demişler? Onu nasıl tanıtmışlar? Onları konuşacağız. Ondan sonra da inşallah gerek kendi ülkesinde gerek de dünyadaki aydınların, entelektüellerin bu tarifleri içerisinde tanımaya çalıştığımız Hoca Efendi nasıl bir ailede neşet etmiş, o bölüme geçeceğiz. Yani bizim sohbetlerimiz bütün bir kronolojiyi takip etmeyeceğiz tabii ki gördüğünüz gibi, ama ondan da çok kopmayı da düşünmüyoruz. Çünkü o sohbetlerimizin omurgasını oluşturacak. Ama yer yer hatıralarla da bunları zenginleştirmek istiyoruz. Bu akşamlık da bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.